İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kanal 25 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Merkez Parti Milletvekili Ercan Cengiz, parti il binasında Kanal 25'e özel açıklamalarda bulundu. Cengiz, Erzurum'un 12 yıldır hak ettiği hizmetleri alamadığını belirterek Erzurum'un köy görünümünden kurtulamadığını ileri sürdü. Geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Merkez Parti'de siyasete devam diyen Erzurumlu milletvekili Ercan Cengiz, bir yakınının cenazesi için dün Erzurum'a geldi. Parti il binasını ziyaret eden ve il başkanlığı görevine atanan Murat Köroğlu'na hayırlı olsun temennilerini sunan Merkez Parti milletvekili Ercan Cengiz, Kanal 25 haber müdürümüz Naci Ergen'in sorularını da cevaplandırdı. Paralel yakıştırması yapan AK Parti'ye yüklenen Cengiz, paralelin AK Parti'nin kendisi olduğunu ifade etti. İktidar bağırı tabii kendisinden olmayan muhalif gördü. Herkesi bu şeyi paralel yakıştırmasını yapıyor. Yani bunu artık şey gibi kalıcı olur. Başka bir şey yok yani. Malzemesi de yok. İnsanlar kararlamak için, başka partiye kararlamak için söyleyeceği başka bir şey yok herhalde. Bunu söylüyor. Ama aslında paralel kendisi. Cemaat ise bir konuda iktidarın kendisi. Yani şimdiye kadar işbirliği 12 yıldır birlikte çalıştılar da şimdi ne oldu bu paralel birdenbire böyle bir şey bir hale geldi? Bunu anlamak mümkün değil. Yani bu ciddiyeti de yok bu iş. Yani insanlar bunu nasıl algılıyor ben bilmiyorum. Yani ben siyaseten benim için çok bir şey ifade etmiyorum. Vatandaş nasıl algılıyor? Siz bunu aradığı nasıl algılıyorsunuz bu paralel için? Ben anlamıyorum. Daha düne kadar beraber değiller miydi bunlar ya? Yani bu hiçbir şeyi yok. Yani bir siyasi bir şeyi bile yok. Ağırlığı olmayan bir söylem bu. Ama bu Tayyip Erdoğan şimdi hep mağdur oynayarak başarılı oldu. Burada da mağdur oynamaya çalışıyor. Yani bu aslında bir siyasi taktik bu. Bir çeşit ama attı ortaya. Fakat halk bunu aslında artık anlaması lazım. Yani bu işte bir yanlışlık var. Son günlerde sıkça gündemde yer almaya başlayan başkanlık sistemi ile ilgili soruya da cevap veren Merkez Parti Milletvekili Ercan Cengiz, başkanlık sisteminin ülkeye yarar getiremeyeceğini öne sürdü. Erzurum'la ilgili yaklaşımlarını da dile getiren Cengiz, Erzurum'un büyük bir köy olduğunu ve İktidar Partisi'nin 12 yıldır Erzurum'u ihmal ettiğini ileri sürdü. Ya şimdi başkanlık sistemi, yani bu da bir bence suni bir tartışma, bu olmayacak bir şey aslında. Türkiye'de bunun gerçekleşmesi de mümkün değil. Halk buna bize vereceğini, AK Parti'yi 370-380 milletvekili iktidar taşıyacağını hiç sanmıyorum. Yani öyle bir ihtimal hiç yok. Bu arada olmadığına göre bu da olmayacak aslında. Suni bir tartışma. Hayır, şimdi şöyle bakalım, yani başkanlık sistemi Türkiye'ye koşullarının uygun mu değil mi? Yani biz 90 yılında demokratik sistem, parlamenter sistemi oturtamadık. Öyle mi? Çalışıyoruz, hala çabalıyoruz. Yani bu başkanlık denen sistemi 3 günde, 5 günde nasıl oturtacağız? Yani bunun bir mantığı da yok. Bütün şeyi sistem sil baştan değişecek, kolay bir şey değil. Yani halkın önüne bir şey çıkaracaksınız, koyacaksınız. Ve bunu ben istiyorum diye bu gelsin. Yani Tayyip Erdoğan başbakanken sahip olduğu yetkileri cumhurbaşkanlıkken de kullanmak istiyor. Bütün dert bu. Yani adam tavrı da ortada. Yani başkanlık sistemini niye bu kadar çok istiyor? Yani yetki anlamında. Kendisi için istiyor. Evet. Halk için bir şey istediği yok. Yani halkın öyle bir talebi de yok. Evet. Yani bilmiyorum. Yani sonra başkanlık sistemi biliyorsunuz bir de şeyde böyle militer yapılı devlet sistemlerinde çok çalışan onlara uygun bir sistem değil. Yani daha çok federatif yapılarda uygun bir şey. Türkiye federatif sistem geldiği zaman Türkiye'de bölünmenin zemini hazırlamış olmayacak mı? Ciddi anlamda böyle bir problem de var. Belki de buna arzuluyorlar. Yani hadi bir federal bir sistem oluşturalım. İşte Güneydoğu'daki şeyleri özellikle verelim falan idari bir yapıda anlamda. Bu bence arzulanan bu. Bunlar çok şey değil, çok gerçekçi görmüyorum. Yani Erzurum'dan tabii ben çok küçük yaşta ayrıldım. Yani küçük yaşta işte lise eğitiminden sonra ayrıldım. Bir daha da çok gelmedim. Yani geçen yıl bir cenaze nedeniyle gelmiştim. Erzurum gerçekten bir köy. Hiçbir şekilde kalkınmamış. Yani birkaç çevre yolu dışında bir yapılan şeyi de yok. Yani merkezi yönetimin katkısı olmamış. Böyle bir yapı. Erzurum'da tarım ölmüş, hayvancılık ölmüş. Erzurum eskiden Doğu Anadolu'nun ticaret merkeziydi. Şimdi ticaret de, şimdi bütün her yer ticaret merkezi olduğu için o özelliğini de kaybetmiş. Halk yoksulluk içerisinde, gördüğüm öyle.
kılıklarına, kıyafetlerine bakıyorsunuz, sokaklara bakıyorsunuz. Erzurum'da bir şey yok. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kayak kursları sonucunda 400'e yakın öğrenciye sertifikaları Başkan Mehmet Sekmen tarafından verildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kayak kurslarında bu yılda 400 öğrenciye kayak öğretildi. Kayak merkezine gelen Başkan Sekmen'e çocuklar yoğun sevgi gösterisi gerçekleştirdi. Şu tarafta. Mahalle başında kaç kişi var? Mahalle başında olanlar her kaldırsın. Mahalle başında. Mahalle başında olanlar. Aferin. Aferin. Şimdi çok kıymetli basın mensupları. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere törenle sertifikaları verildi. Kayak kurslarının tamamlanması nedeniyle Konaklı Kayak Merkezi'ne düzenlenen törende öğrenciler sertifikalarını aldılar. Şurada az kenara doğru. İşte. Az geri doğru dur amacım. Çocuklar şurayı açar mısınız? Ya arkadaşlar olmuyor böyle ya. Sen taraf arkadaşlar. Başkanım. Sizinle tamam. Çocuklar bir geri çıkar mısınız çocuklar? Ya arkadaşlar biz durmayın. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, öğrencilerin eğitimi için spor ve kültürel alanda Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalara değindi. Konaklı Kayak Merkezi'nde kayak eğitimine katılan çocuklarla buluşan Kiremitçi, spor salonunda eğitimine katkı sağladıkları çocukları yarın birer milli sporcu olarak görmek istediklerini söyledi. Şöyle bir algı vardı şehirde, hatta ülkemizde, kayak zengin spor. Zengin çocukları veya zenginler gider, işte bir sürü para harcayarak bu sporu öğrenebilir, yapabilir, eğlenebilir. Ama fakirlerin böyle bir şansı yok. Fakirler ancak işte kendi evinin etrafında kızaklarla veya daha ilkel yöntemlerle kayar gibi bir algı vardı. Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen dedi ki Erzurum'da yüzme bilmeyen, kayak yapmayan genç kalmayacak. Böyle bir kampanya başladım dedi, bize talimat verdi. Bu çerçevede biz de ilkini daha önce kar mevsimi gelmediği için buz pateni şeklinde başlamıştık. Daha sonra da 15 karne tatilini fırsat bilerek böyle 400 öğrencimizi kapsayan bir organizasyon düzenledik. Bunun devamı gelecek. Milli Eğitim'le müştereken beden eğitimi derslerinde okullardan öğrencilerimizi alacağız. Onların gözetiminde yine hem burada hem Polandöken'de kayak yaptıracağız. Geçtiğimiz yıl düzenlenen yaz okullarının kapasitelerinin artırılarak sürdürüleceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise eğitim sezonunda da sportif eğitimi ara vermeden sürdürdüklerini, buz pateni, kayak organizasyonlarıyla kış oyunlarını da sürdürdüklerini söyledi. Eğitime yapılan her yatırımın ülkemizin geleceğine yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, çocuklarımızın kültürel donanımları için Erzurum öğrencileriyle buluşuyor projesi kapsamında hafta sonları düzenlenen tarihi ve turistik tesis gezileriyle sinema ve tiyatro izleme programına 1500'ün üzerinde çocuğun katıldığını hatırlattı. Sömestr tatili dolayısıyla öğrenciler arasında kayak yapmayı öğretme amacıyla kurslar düzenlemiş bulunuyoruz. Bu kurslara katılan öğrencilerimize 20 saat kayak kursları verildi. Bu kurslarımız devam edecek. Kış boyunca devam edecek ve arzumuz gençlerimiz kayak yapmayı öğrensinler. Erzurum bir kış şehri, ağırlıklı olarak kış sporlarının yapıldığı bir şehir. Erzurum'da olan her gencimizin mutlaka kayak yapması, kızak yapması ve bir de binicilik, ata binmeyi öğrenmesi lazım. Tabii diğer spor dallarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz. Ama arzumuz, madem burası bir kış şehri, kışla ilgili, kış sporları ilgili aktiviteleri bütün gençlerimiz yapabilir bir hale gelsin. Erzurum'a gönderilen ve her biri 200 bin lira değerindeki 10 ambulans kamera sistemiyle trafikte yol vermeyen araç sürücülerini belirleyerek polise bildirecek. Sağlık Bakanlığı tarafından Erzurum'a gönderilen ve her biri 200 bin lira değerindeki 10 ambulans kamera sistemiyle trafikte yol vermeyen araç sürücülerini belirleyerek polise bildirecek. Sistem devreye giriyor ve önden yol boyunca
kayıt yapıyor ve bu kayıtlar depolanıyor. İstediğimiz saat o görüntüleri istediğimiz makamlara iletme özelliği var. Tek özelliği dediğimiz gibi kontak açılımıyla beraber yol kaydı yapması. Sağlık Müdürü Profesör Doktor Serhat Van Çelik, Erzurum'da 65 olan ambulans sayısının 75'e yükseldiğini belirtti. Van Çelik, ambulanslarda kontak açılımıyla çalışan bir kayıt sistemi mevcut. Vatandaşlar çok büyük duyarlılık gösteriyor. Hasta taşıyan ambulansa yol veriyor. Biz dakikayla değil saniyelerle yarıştığımız için bazen anlayış eksikliği olan sürücülerle de rastlaşabiliyoruz. Geçiş önceliği olan noktalarda yol verilmemişse bu kayıtları İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ederek o kişiler hakkında cezai müeyyide uygulanmasını temin etmiş olacağız dedi. Arkadaşlar normalde bir ambulansın arkası bir hastanedeki yoğun bakım merkezinde hangi cihazlar gerekiyorsa o cihazlarla donatılmış durumda. Yani bir yoğun bakım hastasının ihtiyaç duyacağı her bir tıbbi cihaz burada bulunmuş durumda. Kabaca yani şöyle söyleyelim, bir boş arkası dizayn edilmemiş ambulans yaklaşık olarak 70 bin lira olarak düşünürseniz bu ambulansların yaklaşık olarak bakanlığımıza maliyeti 150 bin üzerinde. Yani geri kalan kısım hep tıbbi donanıma harcanmış durumda ve dediğimiz gibi bir hastane yoğun bakımında gerekli tıbbi cihazlar neyse hepsi burada dizayn edilmiştir. Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Trafik canavarı dün yine yollardaydı. Tortum ilçesinde meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Güzel Yayla mevkisinde Metin Doğan yönetimindeki 25D724 plakalı yolcu minibüsüyle karşı yönden gelen Hüseyin Efe idaresindeki 34ZP612 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada Hüseyin Efe, Metin Rabia ve Sefa Canip Doğan, Zafer Çelebi, Tuğba Mert, Meryem Alkan, Samet Söylemez, Nadime, Ahmet Akif ve Mehmet Umutlu, Emir Hankaya, Serdar Verdal Er, Tuğna Tunç yaralandı. Erzurum ve ilçedeki hastanelere kaldırılan yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda pazartesi günü yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda pazartesi günü yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıda 8 Şubat'ta Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bingöl ve Tunceli, Sivas ve Kayseri ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde, 9 Şubat'ta ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda Van, Hakkari, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Şırnak'ın doğusu yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Uyarıda ilgililerin ve vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır sevenleriyle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen halk konserine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vali yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı. Konser öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, türkülerin özümüzü anlattığını ifade ederek, durdurak demeden devam ettiğimiz kültür hizmetine bir yenisini daha ekleyerek TRT'den ve birçok programdan tanıdığımız Nurullah Akçayır'ın eşsiz yorumu ile bu gece Türkiye doymanın hazzını hep birlikte yaşayacağız. Halk müziği toplumun içinden gelen, insandan insana aktarılarak yaşanan, sürekliliği bulunan, yüzyıllar boyunca toplumların kendi öz kültürüyle bezenen, halk tarafından genel görerek yaşanan bir müzik türüdür dedi. Bu tesislerde spor yapan gençlerimiz olacak. İnşallah bakın şimdi otellerin altında bir tesis yapıyoruz. Bitmek üzere. Kayak yapmak isteyen, kızak yapmak isteyen gençlerimiz, halkımız gidip orada soyunacak, elbisesini giyecek, oradan istifade edecek ve yakın bir zamanda da Allah nasip ederse aceli inşallah buz kayak merkezlerimiz olacak. Gelecek her delikanlımız, her vatandaşımız bilabede o tesislerimizden istifade edebilir hale gelecek. Konuşmanın ardından Fatih Koçak ve Nurullah Akçayır birbirinden eşsiz türküleriyle Erzurumlulara müzik ziyafeti sundu. Müzik
son 3 sezonda 75 futbolcu forma giydi. Sürekli kadro değiştiren mavi beyazlı takımın istikrarsızlığı 3 sezondaki performansına da yansıdı. Erzurumspor'da son 3 sezonda 75 futbolcu forma giydi. Sürekli kadro değiştiren mavi beyazlı ekibin sergilediği istikrarsızlık 3 sezonda da performansına yansıdı. Çekirdek kadrosu bulunmayan, bu sezon Fatih Gültekin gibi 3 sezonun değişmez oyuncusuyla da yollarını ayıran kulüp, futbolcu değişim hızı bakımından 3. ligde rekor kırdı. Transfer istikrarsızlığı sebebiyle Erzurumspor'un kadrosunda tutamadığı 43 futbolcu, PTT 1. Lig'de, Sportoto 2. ve 3. Lig'de önemli takımlarda forma giyiyor. Santona Karagümrük'ten, Nazilli Spor'a, Eyüp Spor'dan, Niğde Belediyespor'a kadar liglerimizde yer alan 38 takımda Erzurumspor'dan ayrılmış futbolcular forma terletiyor. Erzurumspor son 4 sezonda en yoğun transfer kırılganlığını 2014-2015 sezonda sergiledi. Sezona başlarken 16 yeni futbolcuyla anlaşan Erzurumsporlu yöneticiler, ara transfer döneminde ise 9 yeni futbolcu aldılar. Bu sezonda 75 yeni futbolcuyla lige başlayan Erzurumspor, bu istikrarsızlık ve kırılganlığın olumsuz sonuçlarını grup maçlarında da yaşadı. Erzurumspor'un mavi beyazlı formasını 75 futbolcu teriyle ıslattı. Taraftar ise 4 sezonda özellikle Erhan Kırcı, Cabir Coşar, Dede Çelik, Fatih Gültekin, Fatih Arat, Zafer Doğan isimlerini hiç unutmadı. Tribünlerin sevdiği bu futbolcular Erzurumspor'dan da buruk şekilde ayrıldı. Emekleri ve sadakatleriyle mavi beyazlı kulübe damga vuran bu futbolcular geriye iyi anılarını bıraktı. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.